Türkiye 31 Mart pazar günü sandık başına gitti. Seçimde muhtarlıklar içinde oy kullanan seçmenler mahalle muhtarlarını belirledi. Türkiye'de 50.370 muhtar görev yapıyor. Bu muhtarların 32.238'i şehir merkezinde görev yaparken 18.132'si köylerde yer alıyor. Seçim sonrası bir diğer merak konusuysa muhtarların ne kadar maaş aldıklarıydı. Muhtarlar belirlenen asgari ücret tutarında maaş alıyor. Yani 2024 yılı muhtar maaşı 17.002 lira. Ayrıca muhtarların aldıkları maaş üzerinden sigorta primleri yatırılıyor. Yine muhtarlara silah taşıma ayrıcalığı da veriliyor. Muhtarlara yıllık 1 milyar liranın üzerinde maaş ödemesi yapılıyor. Haliyle bu konu özellikle sosyal medyanın da gündemi oluyor. Gerekli, ben yani gerekli görüyorum. Yani bir işte adres böyle bir şeyler olunca hemen ona ulaşıyoruz. Her şeyi hallediyorlar yani. Muhtarlar şehir merkezi için ihtiyaç değil ama köyler için bence ihtiyaç. Muhtarlı bir şey kalmadı artık. Her şey E-Devlet üzerinden halledilip gidiliyor yani. Bir sıkıntı yok bence. Aslında iyi bir şey yani. Mahallenin bir temsilcisi olaraktan iyi bir şey. Ama şimdi herkes E-Devlet'ten bütün ihtiyaçlarını E-Devlet'ten, yani sosyal medyadan hepsini bitiriyorlar. Hiç işimiz düşmüyor ki. Bizim mahallede hiçbir tane daha benim kapısını bilmem muhtarın. Şimdi E-Devletler var, şunlar var, bunlar var. Gerek yok. Muhtar yani füzülü bir masraf bu. Herkes zaten şey yapıyor, bilgisayarla, telefonla işlerini görüyor. 20 senedir Konya'dayım, doğru düz muhtarlığın kapısını açmış değilim. Belki köylerde olabilir ama ben aslında orada da gerek duymuyorum. Orada kasabalara bağlı. Muhtarlıkların kaldırılması yönünde görüş bildirenler olsa da muhtarlar bunun tam tersini savundu. Yani her vatandaşımız E-Devlet'e girip E-Devlet'ten işlemlerini, işleri takip edecek durumda değil. Takip edemeyenler nereye gelecek? Muhtarlık kurumu olmasa nereye gidecek? Veyahut da şunu söyleyeyim. Herhangi bir kamu kurumu mahalleye geldi. Bizim mahallemize geldi. Karşısında bir muhatap olması gerekmez mi? Mahallede kim muhatap alacak? Size soruyorum. Ben de size soruyorum yani. Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir muhtarların sorumluluklarını anlattı. Vatandaşın kamu kurumuna gittiği zaman hangi kamu kurumuyla iletişime geçeceğini bilmediği, direkt muhtara geldiği zaman muhtarın her şeyi bildiği bir kurumuz biz. Örnek vereyim, mesela postaneci dağıtıma çıkıyor postaneden, kapısına tıklıyor evrak vermek için. Diyor ki ben almayacağım, siz muhtarıma teslim edin, ben muhtarımdan alacağım. Muhtarlık kurumuna bu kadar güven var. Neden dolayı? Muhtarlık kurumunun köklü ve yerleşik bir kurum olduğundan dolayı.